Şimdi sıra geldi Ramazan kahkemizi tabağa almaya. Ben şu şekilde altının da nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten de kıvamı çok güzel olmuş. Şöyle bu tarafını da göstermek istiyorum. Evet dostlar, bugün de sizlerle beraber Gaziantep'in meşhur lezzeti Ramazan kahkesi deneyeceğiz. Benim de çok merak ettiğim bir lezzetti. Ve sağ olsun Antepli bir abimizin sayfasında görünce ben de evde denemek istedim. Umarım başarılı olurum. Sizler de beğenirsiniz. Şimdi hep beraber başlayalım. Malzemelerimizi de bu şekilde göstereyim. Yaklaşık 550 gram kadar un kullanıyorum. 300 ml kadar su kullanıyorum. 100 gram şeker. Üzeri için az miktarda pekmez. Ve olmazsa olmazımız 2 tatlı kaşığı kadar mahlep. Maya yaklaşık 30 gram kadar kullanıyoruz. 1 çay bardağına yakın sıvı yağ. Üzeri için yine bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Yine üzerini süslemek için de susam ve çörek otu kullanacağız. Şimdi hep beraber başlayabiliriz. Öncelikle unumuzu eleyeceğiz. Unumuzu güzelce eledik. Şimdi ortasını bu şekilde açıp tuzumuzu ekliyoruz. Mayamızın yarısını şimdi ekliyoruz. Yarısını daha sonra ekleyeceğiz. Şekerimizi ekliyoruz. 100 gram kadar. Ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Suyumuzun da bir kısmını şimdi ekliyoruz, bir kısmını daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi malzemelerimizi ekledik ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle ben bu tarzda ahşap bir kaşıkla yapıyorum. Sonrasında elle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi ne çok sert bir hamur olacak ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Orta derecede hafif elastik bir hamur elde etmemiz lazım. Şimdi bu aşamada Ramazan kahkesinin olmazsa olmazı mahlepi de ekliyoruz. Kalan suyumuzu da ekleyeceğiz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi yaklaşık 50 gram kadar daha un kullandım. Şimdi tezgahımı da unlayıp hamurumu biraz tezgahta yoğuracağım. Şimdi hamur bu aşamada elimize biraz yapışacak ama 10-15 dakika kadar yoğuracağız ve kıvamını alacaktır artık. Burada hamurun yoğrulması çok önemli. Onun için 10-15 dakika sabretmemiz lazım. Bu aşamada kalan mayamızı da ekliyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru bu şekilde tezgaha vurarak kıvam almasını sağlıyoruz. Tabi siz bunu isterseniz evde robotunuz varsa onunla da yapabilirsiniz. İyice pürüzsüz bir hamur elde edene kadar bu işleme devam ediyoruz.
Hamurumuzu yeterince yoğurduk ve yaklaşık 10 dakika kadar dinlendireceğiz hamurumuzu. Üzerini bu şekilde kapatıyoruz ve 10 dakika kadar dinlenecek hamurumuz. Hamurumuzu 10 dakika kadar dinlendirdik ve artık Ramazan kahkemizi yapmaya başlıyoruz. Fırın tepsimizi hemen yanımıza alıyoruz. Ve bu şekilde ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Bunu avucumuzun içinde yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarladık ve sonra iki ucundan tutup içe doğru büküyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Böyle yan yana ve birleşik dizmemiz gerekiyor ki şekli güzel çıksın. Yine içe doğru büktük ve tepsimizi aldık. Şimdi aldık ve sonuncuyu da koyuyoruz. Bu sıramız böylece bitmiş oluyor. Şimdi şuraya yeni bir sıra başlayacağız. Aldık, içe doğru büktük ve tepsimizi alıyoruz. Ceviz büyüklüğünde aldık. Elimizle önce yoğuruyoruz. Sonra tezgahımızla devam ediyoruz. Bu şekilde büktük ve tepsimizi aldık. Kahkeyi ben çok yıllar önce yemiştim. Antep'te bir arkadaşım getirmişti. Yani tadı damağımda kalmıştı ama inanın tam lezzetini de hatırlamıyorum. Ama şu an bu mağlep kokuları geldikçe iyice anımsadım lezzetini. Umarım benim yaptığımda ona yaklaşır bir lezzette olur. Ve herkes afiyetle evde yiyebilir. Ben bu tarifi bir mekandan da istedim ama çok vermek istemedi. Ama sağ olsun geçenlerde YouTube'da Harun Aksu diye bir Antepli abimiz var, şefimiz. Onu izlerken gördüm ve oradan yola çıkarak yapıyorum. O da bayağı uğraşmış tarifi alabilmek için. Ama birkaç kere denedikten sonra bu tarifle çok memnun kalmış. Umarım biz de becerebiliriz. Şimdi bu şekilde büktük ve tepsimizi alıyoruz. Dediğim gibi hem üsttekine hem yandakine dokunacak. Uçlarını büküp tepsimizi alıyoruz. Ve sonuncuyu da buyurun beraber koyalım. Şimdi yumurta sarımızı aldık. Pekmezimizi karıştırıyoruz. Dilerseniz pekmezsiz de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Güzelce karıştırıyoruz. Ve azar azar üzerlerine sürüyoruz. Her yanına gelecek şekilde sürüyoruz. Sabırsızlıkla beklediğim tariflerden biri olacak. Umarım bu kadar emeğe değer ve herkes evde bu lezzeti yapma şansına erişir. Şimdi sıra geldi çörek otu ve susam eklemeyi. Bunda dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz biri çörek otlu, biri susamlı olabilir. Ya da susam ve çörek otlu beraber kullanabilirsiniz. Ama ben birini susamlı, birini çörek otlu deneyeceğim. Bu şekilde bolca atıyorum. Siz de dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Şimdi bu sırayı da çörek otlu yapacağım.
Şimdi elimizle üzerine hafifçe bastırıyoruz. Çok hafif olarak. Hem birbirlerine iyice yapışsınlar diye. Sıra geldi mayalanma işlemine. Şimdi Ramazan kahkemesi yaklaşık 20-25 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandıracağız. Tabi siz bu mayalanma süresini beklemek istemezseniz fırınınızı 30-35 derecede önceden yakıp 5-10 dakika arasında mayalandırabilirsiniz içinde. Ama ben oda sıcaklığında mayalandırmayı tercih ediyorum. Ramazan kahkelerimizi yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım, dinlendirdim oda sıcaklığında. Şimdi birazdan fırınımızı alacağız. Ben fırınımı daha açtım. O da 200 derecede şu an ısınıyor. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızı alıyoruz. ...190 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişecek. Şu an yaklaşık 18 dakika oldu ve Ramazan kahkelerimiz gayet güzel bir kıvama gelmiş. Ve kahkelerimiz yaklaşık 25 dakika kadar pişti. Şimdi fırınımızdan alıyoruz. Şu an gelen kokuları size anlatamam. O kadar güzel kokuyor ki. Mahallep gerçekten harika kokular veriyor. Evet, şimdi sıra geldi Ramazan kahkemizi tabağa almaya. Ben şu şekilde altının da nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten de kıvamı çok güzel olmuş. Şöyle bu tarafını da göstermek istiyorum. Ve bu şekilde kesme tahtamı alıyorum. Bu da gerçekten güzelce pişmiş. Onu da hemen yanına alıyorum. Şu an Ramazan kahkelerimiz hazır bu şekilde. Yapımı da çok fazla zorlamadı. Siz de evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben iftardan sonra çaya içtiğinde lezzetine bakacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. Ramazan kahkesi benim Antep deyince aklıma gelen birkaç üründen bir tanesi. Genelde Ramazan aylarında veya kandil günlerinde yapılan bir lezzet. Ve ben yıllar önce bir kere denemiştim ve hala tadı damağımdadır. Açıkçası bu tarifi bulmamış olsam ben bu hafta istemeyi düşünüyordum Antep'ten. Dediğim gibi bu tarifi bulunca da evde deneyip kendim yapmak istedim. Ve şu an çok güzel kokular geliyor. Tadının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Yaklaşık 25 dakikada pişiyor ama ara ara takip etmenizde fayda var. Ben tepsinin altını yağlamayı unutmuşum. Biraz alırken zorlandım. Onu unutmayın lütfen. Şöyle yakından da görün istiyorum. Gayet güzel pişmiş. Şimdi iftarımızı açtık. Şimdi tadım yapacağız. Şöyle içinde göstereyim. Simite benzetilse de mahalle apayrı bir lezzet katmış. Gerçekten mutlaka deneyin derim.